Merhaba, ben Bengü. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu keşkek hazırlıyorum. Öncelikle güzelce yıkadığımız 3 su bardağı aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alalım. Aşurelik buğdayın üzerine 1,5 litre de su ekleyelim. Bu şekilde buğdayımızı 10 dakika kadar düdüklü tencerede pişirelim. Şimdi keşkeğimize lezzeti verecek tavuk suyunu hazırlamaya başlayalım. 3 adet kemikli tavuk göğsünü bir düdüklü tencereye alalım. Tavuk suyuna lezzet vermesi için defne yaprakları, tane karabiber, biraz kereviz sapı, bir adet soğan ve kekik ekleyelim. Tavuklarımızın üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyalım. 2 litre kadar da içme suyu ilave edelim ve düdüklü tencerede yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım. Hazırladığımız tavuk suyunu bir tel süzgeçten geçirelim. Düdüklü tencerede 10 dakika kadar pişirdiğimiz buğdaylarımızı süzelim. Süzdüğümüz buğdayları yeniden düdüklü tencereye alalım. Yarı haşlama işlemi uyguladığımız aşurelik buğdayların üzerine 1,5 litre kadar tavuk suyu ekleyelim. Haşladığımız kemikli tavuktan ayırdığımız etleri de buğdayların içine ilave edelim. Keşkeğimize lezzet vermesi için biraz pul biber, karabiber ve tuz da ekleyelim. Düdüklü tencerede yaklaşık 30-40 dakika pişirelim. Buğdaylar iyice yumuşadı ve pişti.
buğdayları daha pürüzsüz hale getirip macunsu bir kıvam alması için el blenderı kullanalım. Keşkek, buğdayın yapısındaki nişastadan dolayı zamanla koyulaşacaktır. Keşkeği ısıtırken biraz sıcak su ilave edip kıvamını açabilirsiniz. Keşkeğin tadına bakıp damak tadınıza göre tuz da ilave edebilirsiniz. Anadolu'nun en sevdiğim lezzetlerinden keşkek hazır. Keşkeği tavuk parçaları ve kızdırılmış tereyağı ile servis edebilirsiniz.